Marmaris Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatının yeni yönetime gelen Milliyetçi Hareket Partisi'ne gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Marmaris'in çıkarları konuşulmuş, CHP ilçe başkanı Candan Yürekli, MHP ile aynı kırmızı çizgilere sahibiz açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından MHP ilçe başkanı Fatih Kaplan'dan yazılı bir basın açıklaması geldi. Dün gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya göndermede bulunarak değinen Kaplan, yaptığı yazılı basın açıklamasında şu cümlelere yer verdi. Küçük bir yerde yaşıyoruz. Hepimizin amacı yerelde Marmaris'e hizmet ederek daha iyi bir yere gelmesini sağlamaktır. Bu açıdan yeni yönetimimizi tebrik etmek adına CHP'nin atmış olduğu bu nazik tavır için teşekkür ediyoruz. Dün gerçekleşen bu dostane ziyarette hepimiz ülkenin çıkarları ve sonrasında Marmaris'in çıkarları için ortak bir çizgide olduğumuz noktasında hem fikir olduğumuzu konuştuk. Öte yandan toplantıda karşılıklı olarak vatanın bölünmezliği konusunda kırmızı çizgilerimiz olduğunu da dile getirmiştik. Bu kırmızı mızı çizgilerimizi Milliyetçi Hareket Partisi adına bir kez daha tekrarlamak ihtiyacı hissediyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğer doğruysa PKK'ya siyaset yolu açılmalı şeklinde bir beyanatı oldu. Herkes bilmelidir ki MHP asla ve asla PKK ile siyaset yapmaz ve onlarla aynı çizgide durmak isteyenlerin bir adım ötesine geçer. Türkiye'de yaşayan her vatandaşın siyaset yapma hakkı vardır. Bunun tersini savunmak gelişmek isteyen Türkiye'nin önünü kapatır. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında sarf ettiği dağdaki adam sözcüğünden kastı eli silahlı teröristlerse or oradaki hiçbir çizgide ister yerel çıkarlarımız ister genel çıkarlarımız olsun MHP'nin hiçbir evladı bulunmaz ve bulunamaz. Marmaris yerelinde Marmaris'in çıkarları için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ancak hiçbir şartta terör örgütü üyesi veya sempatizanıyla birlikte siyaset yapmak bizim kitabımızda yoktur. Marmaris MHP'nin kapısı ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumayı kendisine ülke edinmiş herkese açıktır. Ayrıca 26 Eylül 1932 tarihinde yapılan birinci Dil Kurultayı'nın 81. yıl dönümünde Türk Dil Bayramı'nı kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dilimiz bizi bir arada tutarak ortak değerler etrafında bütünleşmemizi sağlayan unsurların arasında gelmekte olup, Türkçemize sahip çıkılarak doğru şekilde kullanılması, tarihimizi, şuurumuzu ve benliğimizi bünyesinde barındıran dilimizin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Türkçemizin her alanda en çok kullanılan dil olması temennisiyle tüm şehirlerimin Türk Dil Bayramı'nı kutluyorum.